Merhaba. İngilizce metin okuma ve çeviri çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bu video ile birlikte benim için çok özel, sizin için de zaman içerisinde çok özel olacağını inandığım bir seriyi başlatıyorum. Bu seride B1 B2 ağırlıklı metinler yer alacak. Kanalımızda zaten daha önce oluşturduğumuz C1 C2 seviyesinde bir oynatma listesi var. İleri seviye metin okuma ve çeviri oynatma listesi C1 C2. Şimdi bunu desteklemek üzere yeni bir seriye başlıyorum. Bu seride de B1, B2 metinler yer alacak. Orta seviye metinler yer alacak. Ve zaman içerisinde çok büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Bu metinler çok özel metinler. Bunları özellikle belirtmek isterim. İngilizce öğrenmeye çalışan insanlar için özel olarak yazılmış ...makaleler var burada B1-B2 seviyesinde. Yani İngilizce öğrenimine özel tanzim edildiği, düzenlendiği için bunlar... ...içerisindeki her bir kelime ve cümle yapıları... ...tam da bu amaca hizmet eden e, özel yapılar. Şimdi bunu da söyledikten sonra hemen çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ara sıra bununla ilgili videolarımızda yeni tanışan arkadaşların soruları oluyor. Onu da cevaplamak istiyorum. Ben bu kanalın neresinden başlamalıyım? Eğer... Kanalla yeni tanıştıysanız ve İngilizce seviyesi olarak başlangıçtaysanız öncelikle İngilizce dersler oynatma listesindeki videoları mutlaka bitirin. Ardından Breaking News haber çeviri serisi oynatma listeleri var. Breaking News Level 0 seviye sonra birinci seviye sonra ikinci seviye 3. seviye 4. seviye 5. seviye ve 6. seviye haber çeviri videolarını seyredin. Ardından şu başladığımız seriye geçebilirsiniz. Bundan sonra da devam edeceğiniz oynatma listesi ileri seviye metin çevresi C1, C2 metinler olmalıdır. Bununla ilgili de böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Ve şunu da söylemek isterim. Ayrıca bu orta seviye için işte pre intermediate, intermediate, upper intermediate seviyede İngilizce ee, okuma parçası çevirisi oynatma listemiz var. Orada da videoların hangi seviyede olduğu zaten videonun başlığında yazıyor. O okuma metinlerini de o okuma metinlerini de takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ee, bununla beraber o tamamen orijinal, seviyeye dahil olmayan metin arıyorsanız onu da İngilizce hikayeler, İngilizce hikaye çevirileri oynatma listesinde bulabileceksiniz. Şimdi B1 B2 serimize başlıyoruz. Bu metnin başlığı Amazon.com Amazon.com The World's Largest Internet Company Dünyanın en büyük internet şirketi. Amazon.com is the world's largest internet company. Amazon.com dünyanın en büyük internet şirketi. It started out, burada bir phrasal verbimiz var. O yola çıktı, başladı ya da. As olarak, as an online bookstore, online bir kitap mağazası olarak yola çıktı. In the middle of the 90s, 1990'ların ortalarında. And grew ve büyüdü. Nasıl büyüdü? Şimdi bir zarf geliyor. Fiili tanımlayan kelimelere sıfatların sonuna l, yyi ekleyerek kurallı olanlarda fiili tanımlayan kelimeye zarf deniyor. Biz sıfatın sonuna l, ekleyerek zarfı elde ediyoruz. Nasıl büyüdü? Grew, grew gradually. Kademe kademe büyüdü. Over the years yıllar içerisinde. Today bugün Amazon sells almost everything hemen hemen her şeyi satar Amazon. From CDs and DVDs CD ve DVD'lerden, to da e kadarı verecek, to sports ve electrical appliances spor giyim ve elektrikli aletlere kadar. The company also produces, şirket aynı zamanda üretir. Geniş zamanlı bir cümle. Its own tablets, kendi tabletlerini. And e-readers ve e-okuyucularını. And lets, burada let, müsaade etmek demektir. Sağlamak anlamına da gelir. Lets users upload their own photos ve müsaade eder ya da sağlar kullanıcıların... E, letten sonra şunu şuna müsaade etmek şuna sağlamak anlamında şunu sağlamak anlamında araya nesne girdikten sonra letin arkasından kullanılan fiil yalın infinitividir yani başında sonunda hiçbir ek yoktur upload their photos fotoğraflarını yüklemelerine müsaade eder and other files ve diğer dosyaları to the amazon based cloud Amazon tabanlı buluta ya da Amazon'a özel buluta. Amazon offers, Amazon sunar. Fiildi sunmak şimdi nesne geliyor. Its services all over the world. Nesne de hizmetlerini ve yer zarfı geliyor. All over the world dünyanın her yerinde sunar. It operates its own websites in the UK. Operate işletmek, yürütmek demektir. O kendi web sitelerini işletir. In the UK, Germany, China, Australia, Birleşik Krallık, Almanya, Çin'de, Avustralya'da as well as, as well as yanı sıra demek. Many South American and Asian countries birçok Güney Amerika ve Asya ülkelerinin yanı sıra. Amazon.com was founded. Burada pasif bir yapı var. Dili geçmiş zaman pasif. E, ee, geçmiş zaman pasif yapıda biz edilgen yapıyı vaz ya da vör özneye göre özne tekilse vaz. Burada tekil. Ve fiilin üçüncü haliyle elde ediyoruz. Past participle. Amazon.com was founded by Jeff Bezos in 1994. Amazon.com Jeff Bezos tarafından 1994'te kuruldu. It first operated out of a small garage. O ilk olarak İlk olarak Yurt, yürüdü ya işletildi işletildi çalıştı ya da operated out of a small garage küçük bir garajdan in Washington State Washington eyaletinde within a year bir yıl içerisinde Amazon offered hundreds of thousands of books Amazon şimdi hundreds of thousands yüz binlerce ya Thousands of books olsaydı binlerce kitap olacaktı. Hundreds of thousands of books. Yüz binlerce kitap sundu. People could not only order books. Şimdi not only kalıbı var burada. Not only. But also kalıbı. Sadece öyle değil. Aynı zamanda da böyle anlamına gelen bir bağlaç bu. İki cümleyi bu şekilde birbirine bağlıyor cümleciyi. Ve bunları temel cümleye e, monte ediyor. People could not could not only order books from an online catalog, insanlar not only sadece online bir katalogdan kitaplar sipariş etmiyorlardı. Yani sadece edebiliyorlardı, sadece edebiliyorlardı değil. But also ama aynı zamanda write their own reviews, review yorum görüş demektir. Kendi yorumlarını, görüşlerini yazabiliyorlardı. Dolayısıyla daha düzgün, bölmeden ifade ettiğimizde insanlar sadece online bir katalogdan kitaplarını sipariş etmiyorlar. Türkçeye böyle en güzel çeviririz. Ama aynı zamanda kendi görüşlerini de yazabiliyorlardı. Nedenlardı? Ebiliyorlardı. Çünkü burada kod var. In 1997, 1997'de Amazon.com, amazon.com started başladı. Trading shares, şimdi e, share hisse senedi demektir. Yani hisse senetlerini çalıştırmaya başladı, ticaretini yapmaya başladı. On the Nasdaq Stock Exchange, Nasdaq borsasında. By 2000, 2000'e gelindiğinde, it made over a billion dollars in sales, o yaptı ya da kazandı 1 milyon doları geçik para in sales satışlarda. As time went on, as time went on, zaman geçtikçe anlamındaki yapı, ezdikçe dikçe. Go on, geçmek. Bunun simple past formunu kullandık burada. Amazon.com grew gradually. Amazon.com derece derece büyüdü. Yani giderek büyüdü anlamında. Gradually zarf burada. It bought many of its rivals buy fiilini satın almak fiilinin ikinci hali var burada. Rivalder rakip demek. Rakiplerinin çoğunu satın aldı. And today ve bugün cooperates with other companies. Cooperate işbirliği yapmak demek. Diğer şirketlerle işbirliği yapıyor. And let them sell their products. Ve let müsaade ediyor. Let geldi gene burada. Ara, kime müsaade ettiği geldi araya zamir geldi ve onların müsaade ediyor ne yapmasına sell their products ürünlerini satmasına müsaade ediyor via the amazon website amazon web sitesi üzerinden in 2007 2007'de amazon went a step further step adım demektir further daha ileri bir adım daha ileriye geçti ya da gitti It surprised the electronics world with a revolutionary e-book reader. O surprise şaşırtmak. O şaşırttı elektronik dünyasını with ile ne ile şaşırttı? a revolutionary e-book reader devrim niteliğindeki revolutionary o anlamda bir e-kitap okuyucuyla. Adı da Kindle, the Kindle. Which ki bu? Today dominates. Dominate hakim olmak demek. Hakimdir. The market pazara hakimdir. Yani bugün which ile biz Kindle'ı tanımlayan bir router sıfat cümleciği başlatmış olduk. Bugün pazara hakim olan e kitap okuyucu e Kindle'la devrim telindeki bir e kitap okuyucu Kindle'la elektronik dünyasını şaşırttı. In 2011, 2011'de a tablet computer followed. Bunu bir tablet bilgisayar takip etti. The Amazon Fire. Bunun da adı Amazon Fire. In the following years, takip eden yıllarda, the company started, şirket başladı. Şirket özne, started fiil. Neye başladı? Selling music downloads. E, müzik indirmeleri satmaya başladı. And videos on demand. Ve şöyle... E, müzik indirmeleri ve talep gören videoları satmaya başladı. Amazon customers, Amazon müşterileri, can store depolayabilirler. Everything, her şeyi. E, tabii burada bir relative clause var. Day buy on day private cloud diyecek. Hani which day buy e, ya da that day buy burada reduction yapılmış ve sıfat cümlecini başlatan relative pronoun yutulmuştur. Everything they buy on their private cloud, Amazon kullanıcıları kendi özel bulutlarında evet, everything they buy satın aldıkları her şeyi depolayabilirler and download it anytime they want ve her ne zaman isterlerse anytime ne yapabilirler onu onu indirebilirler. Today Amazon.com serves günümüzde bugün Amazon.com hizmet veriyor. Serves 20 million customers every day. Her gün 20 milyon müşteriye hizmet veriyor. Its annual income, onun yıllık geliri, annual yıllık, is over 34 billion dollars. 34 milyar doları geçik. Rakamların önünde over, geçik anlamında. There are a number of reasons, a number of çok sayıda demek, çok sayıda sebep var. For Amazon's success, Amazon'un başarısı için yani başarısının çok sayıda sebebi var. One of them is bir tanesi şudur. Company founder Jeff Bezos himself şirketin founder kurucu demek kurucusu Jeff Bezos'un kendisidir. Bunlardan bir tanesi bu sebeplerden bir tanesi. Time Magazine's Time dergisinin Man of the Year of 1999 is a visionary an ambitious businessman Time dergisinin 1999 yılının yılın adamıdır. Nedir? A visionary. Vizyon olarak Türkçeye geçmiştir. Visionary ileri görüşlü, an ambitious ve idealist, hırslı ambitious'ın bu anlamları var bir iş adamıdır. Şimdi bu adamı bir de relative clause'la arkadan bir kez daha tanımlıyoruz. Who is not afraid of taking risks. Riskler almaktan korkmaya. Even if sabile demek ne olsa bile, even if it means şu anlama gelse bile, it dediği burada risk almaktır. A downturn for the company at first. E, bu risk alma at first başlangıçta şirket için a downturn, bir gerileme anlamına gelse bile. Amazon's website, Amazon'un web sitesi tries, çabalıyor to personalize the buying experience, satın alma deneyimini experience kişiselleştirmeye çalışıyor for its customers, müşterileri için. It knows, o biliyor. What you want, şimdi it özne, know, bilmek, fiil, nesne geliyor şimdi ve nesne bir isim cümleciyle geliyor. İsim cümleci soru sözcükleriyle başlayabilir ve what'la başladığında bunu şey olarak çeviririz. It knows what you want, sizin istediğiniz şeyi biliyor and what you are interested in, ve ilgi duyduğunuz şeye. Although Amazon.com is the biggest internet retailer in the world, olduğu her ne kadar. Bir e, zıt düşünceye geçiş bağlacı e, ortada da kullanılabilir, e, başta da kullanılabilir. Başta kullanırsa iki cümlecik arasındaki tezatı verir. Although Amazon.com is the biggest internet retailer in the world, Amazon.com her, her ne kadar dünyadaki en büyük internet perakendecisi olsa da it is often criticized, genellikle eleştirilir. Burada edilgen yapı var. Neden? Çünkü geniş zaman edilgen yapı m is r, m is ya da r ve ardından fiilin üçüncü haliyle oluşturulur. Araya sıklık zarfı girmiş. Economic experts say that ekonomi uzmanları diyor ki. Burada da aktarmalı anlatım var. Ekonomi uzmanları diyor, o diyor, bu diyor dediğimiz zaman buraya kadar gelen o, o gelen kısım eee speech aktarmalı anlatımın giriş kısmıdır ve arkadan gelen cümlecik de Nedir? Eee aktarılan kısımdır. Bunun tamamı da report speech'tir. Ekonomi uzmanları diyor ki şimdi biz nesneyi ne yapıyoruz? E, bir cümlecikte oluşturuyoruz ve bunu detle bağlıyoruz diyor kısmına. Amazon is turning internet business into a monopoly. Amazon'un internet sektörünü bir tekele dönüştürdüğünü. Turn into önemli phrasal verb dönüştürmek demek. Dönüştürdüğünü söylüyor ekonomi uzmanları. Others Diğerleri de point out. Point out işaret etmek, dikkat çekmek demek. The yani bir kısımda, bir kısımda e, point out the bad working conditions kötü çalışma şartlarına dikkat çekiyor. For Amazon employees Amazon çalışanların içinde bulundukları kötü çalışma şartlarına dikkat çekiyor. Amazon is a business empire. Amazon bir İş imparatorluğu, ticari imparatorluk, business empire. Şimdi biz bunu ile sıfat cümleciyle tanımlayacağız. E, that says almost anything cheaper and faster than anyone else. Nasıl bir ticari imparatorluk? Şöyle, hemen hemen her şeyi, her şeyi daha ucuza ve daha hızlıya satan. Kimden? Than anyone else. Başka herhangi birinden. Burayı düzgün bir şekilde Türkçede ifade etmek istediğimizde Amazon hemen hemen her şeyi başkalarından daha ucuza ve daha hızlıya satan bir ticari imparatorluk. Ve metnimiz burada sona eriyor. Dediğim gibi bundan sonra bu seriyi özellikle devam ettireceğim. C1, C2 ileri metin oynatma listemiz var. Bu da onun bir kademe altı olacak bundan sonra. B1, B2 oynatma listesi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenme butonuna basmayı, hala abone değilseniz ve takip etmek istiyorsanız kanalı abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın.